Herkese merhaba arkadaşlar, ben Dinçer. Bugün sizlere Türkiye'de nadir olarak görebileceğiniz ırklardan bir tanesi olan Dacunt ırkını anlatmaya çalışacağım. Bu güzel çocuğu paylaştıktan sonra bu köpeğin ırkı ne, rengi neden böyle, vücudu neden bu kadar uzun, bacakları neden bu kadar kısa gibi birçok mesaj aldım ve bu ırkı sizlere tanıtmak istedim. Bu köpekler uzun vücutları ve kısa bacaklarından kaynaklı çok fazla ilgi çekmekteler ve Türkiye'de sosis köpek olarak da tanınmaktadırlar. Bu ırklar adını 16. yüzyılda almış ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Orijinleri Almanya olarak kabul edilmektedir. Dacuntlar şu anda her ne kadar pet olarak kullanılsalar da ilk zamanlarda iş köpeği olarak kullanılmaktaydılar her köpekte olduğu gibi. Bu köpeklerin işi porsuk, tavşan, tilki ve benzeri hayvanların yuvalarına girip onları yuvalarında kovalaması ve çıkarmaya yardım etmesiydi. Bu ırklar kısa tüylü, uzun tüylü ve fırça tüylü dediğimiz 3 farklı tüy yapısında olabilirler. Şu anda kucağımda gördüğünüz çocuk kısa tüylü ve merli renkte bir çocuk. Kahverengi merli. Renklerden bahsediyorken şunu da söylemek istiyorum. Bu ırk hem siyah renk, kahverengi, gri tonları, kahverengi tonları, merli dediğimiz böyle alacalı renklerde ve kızıl renklerde bulunabilmekteler. Ve aynı zamanda bu renklerin birleşimi olarak yani iki renk dediğimiz kahverengi gri ya da siyah gri olarak, siyah kahverengi olarak iki rengin birleşimi olarak da görebilmekteyiz. Ağırlık olarak da ortalama olarak 4 ila 9 kilo arasında olurlar. Karakteristik yapısı olarak şu anda da gördüğünüz gibi son derece heyecanlı, etrafı tanımaya meraklı, oyuncu ve aynı zamanda orta derece inatçı köpeklerdir. Eğer bir Dacunt sahibi isek eğitimine mutlaka erken yaşta başlamalı ve kilosuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Obeziteye yatkınlığı olan bir ırktır. Gezinti sırasında boylarının kısa olmasından kaynaklı yerdeki kokuları çok kolay bir şekilde alırlar ve burnunu yerden kaldırmayan, sürekli koklayan bir köpek haline gelebilirler. Bunun için erken yaşlarda odaklanma çalışarak bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Bir Dacunt sahibi isek dikkat etmemiz gereken iki önemli konu vardır arkadaşlar. Bunlar birincisi eğitim, ikincisi sağlık konusu. İlk olarak sağlık konusunu anlatmak istiyorum. Bu köpekler uzun ve kısa bacaklı oldukları için atlamaya, zıplamaya, merdiven çıkmaya veya kaygan zeminlerde koşmaya müsait ırklar değillerdir. Genetik olarak fıtık ve çıkıklara yatkınlığı olan bir ırktır. Aynı zamanda obeziteye de yatkınlığı vardır. Eğer ki bizler kilosuna dikkat etmez, enerjisini attırmaz ve gezinti planını doğru ayarlamazsak bu ırk çok kolay bir şekilde kilo alacaktır ve kilo alımına bağlı olarak bu bahsettiğimiz merdiven çıkma veya koşma gibi durumlarda, atlama zıplama gibi durumlarda çok kolay bir şekilde fıtık ve çıkıklar görülebilmektedir. İkinci önemli konumuz ise eğitim konusu arkadaşlar. Bu köpekler orta derece inatçı ve çekinikliğe yatkınlığı olan, havlamaya yatkınlığı olan köpekler oldukları için eğitime erken yaşta başlamalı ve doğru bir sosyalizasyon programı içerisinde olmalıyız. Eğer ki eğitimini doğru bir şekilde yönlendirirsek çok iyi bir aile köpeği olacağından emin olabilirsiniz. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.